alırlar. Kimin içine alırlar? Bizim içine alırlar. Biz kimin? Komandolar. Kimin içine alırlar? Bizim içine alırlar. Biz kimin? Komandolar. Mezarıma kapanıp ağlaman yarim yarim diye ağlama. Osman, ne oluyor la? Komutanım, burada hava iyi de orada göz gözü görmüyor. Fırsat kolluyor. Ne yapıyor la bunlar? Teslim bayrağı sallıyor. Osman, ateş etme. Anlayalım bir. Emredersiniz komutanım. Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Beni gönderiyorlar, ateş etmeyin! Ateş etmeyin, ben onlardan değilim! Bağırıp durma da yaklaş ula! Bir numara çevireyim deme, Allah'ıma mıhlarım seni oraya! Numara yok komutan, testi bırakacağım! Tamam, yaklaş! Telsiz mi? Karşıdakiler bizle konuşmak istiyor. Sen bir tek benimle konuş Osman Bey. Sakın merak etme. Seninle konuşan kim ya? Seninle konuşan kim? Allah Allah. Yavaş ula! Bu fevri ahvalini damarlarında akan hararetli ve iptidai yörük kanına veriyor ve... seni affediyorum Osman Bey. Affediyormuş. Var ya... Esma'ya yaptığını unutmayacağım. Bana yaptığını hiç unutmayacağım. Yavaş! Ya ben sana ne yapmışım Osman Bey ya? Ha? Yani bizden sana terahümden maada bir şey eriştiği vaki midir ya? Aşk olsun ya. Aşk olsun. Anlayacağım dilden konuş bende. Anlayacağım dilden konuş. Var ya, senin yaptığını henüz bana hayatımda yapan olmadı. Henüz seninki kadar büyük bir kötülük yapan olmadı bana, o kadar diyeyim sana. Sen var ya, sen Erol Taş'sın ha. Sen Süheyl Erimoz'sun. Hayati Hamzaoğlu'sun sen. Sen sütçüsün, sütçü. Sen var ya, sevenleri ayıran bir kara çalısın sen. Kara çalı. Kara bir kedisin sen. Var ya, kara kedi. Pislik. Sütçü de kim ben? Sus, benimle konuşma be. Sus! Yaklaşma daha fazla. Beni onlar yolladı komutan. Yemin ederim biz elektroniğe gittiydik. Yakaladılar bizi, tuttular bizi komutan. Kim olanlar, kaç kişiler? 3 kişi komutan. Birini vurmuşlar, kalmış 3 kişi.
Ne istiyorlar? Bu tersi gönderdiler. Sizle konuşacaklarmış komutan. Yavaş ula, ani hareket yapma. Bırak o telsiz oraya. Komutan beni bırak, ben gideyim komutan. Nereye gideceksin? Gitmezsem öldüreceklerini söylediler komutan. Baba oradadır, birader oradadır. De hele bırak, ben gideyim komutan. Tamam git hadi git. Yavaş ula, yavaş git. Murat al telsizi. Emredersiniz komutanım. Asker miyiz? Hariciyeci mi belli değil ya. Hadi de bunlarla konuşuruz Osman. Komutan Angiza, konuşun benimle. Heh. Başladı şakımaya. Kimsiniz ula siz? Etrafınız sarıldı, teslim olun. Artistliği bıraktı, dinle la. Eğer bizi ateş edip öldürmeye çalışırsanız buradaki 15 adam öldürürüm tek tek. Duydun mu la beni? Ula sakın öyle bir şey yapmaya kalkma. Yemin ederim gelir seni pişman ederim ha. Komutan. Gideni indirdiler. Allah belamızı versin. Bu sana avansıydı komutan. Ciddiyiz ha, anladın? Ula bunları senin burnundan fitil fitil getirmezsin alçak herif. Bir tane daha istiyorsun komutan. Komutanım, ateş etmeyeceğimizi söyleyin. Niyetlerini öğreniriz. Hayır canım, falan demedim. Öyle der miyim hiç ya? Allah Allah. Yani insanın tanımadığı insanlara hakaret etmesi hoş bir şey değil, takdir edersin ki. E orası öyle ama o da o zaman herkesin içinde öyle tanımadığı, bilmediği insanların içinde şey demesin efendim. Ne diyor? İşte bilgi, ilgi milgi bir şeyler falan öyle, şimdi bu şeref... edepsizlik değil mi yani? Ya hayır. Bu bana o haberi getiren kişinin yorumu Hakan, kaç kere söyleyeceğim ya? Artık lütfen bu konuyu açılmamak üzere kapatabilir miyiz? Yiyeceğim, tamam, aman. Ama bak bir daha o adam şey derse, yani... Hakan yeter artık. Aa. Tim ne yaptı acaba? Ne güzel oluyorsun sen öyle sinirlenince. Kim ne yaptı? Ha, Tim. Tim ne yaptı? Bizim Tim. Ne yaptı acaba? Kahve içelim mi? Gelmemişlerdi abi. Miroas solistir oğlum. Hep geç gelir. Ya Seyfi, içimiz dışımız kurudu ya. İçecek bir şey yok mu? Sıcak, soğuk ne istersen abi. İşte git getir bir şeyler hadi. Thank you.
çekilmiyorlar. Bakır'ı arayacağım. Ehevel Bakır ne yapsın? Dağın başına asker tutmuş. Tedbirini alsın, ben ne yapayım? Mal Bakır'ın malı. Pisliğini de o temizlesin. Vardır bir şey. Yok, duruyorlar öyle. Dikkatli olun ha. Udu nerededir la? Hele getirin bir Bakır'ı arayak. Abi geliyorlar. Yapışık ikiz oldu. Ya yani ölsen rahatından vazgeçmeyeceksin ha. Seni yaramaz konformist Bakır. Nerede kaldınız? Yani şimdi espri yapıp Necla komutanın makyajını bekledik diyeceğim ama kızacak. En iyisi demeyeyim. Bence de hiç böyle bir espri yapma. Ne oldu? Kaçakçıların nerede? Bilmem. Herhalde makyajları uzun sürmüştür. Nereden bileyim ben? Abi çalıyor. Efendim? Asker yolumuzu kesti. Necmi'yi öldürdüler. Aman vermiyorlar. Duydun mu Heval? Ne diyorsun sen ya? Ne asker? Onu bilemeyeceğim. Ama durum zordur. Bana bak. 3-5 kişi al yanına. Hemen o malı oradan çıkarın. Bizim için çok önemli o mal. Burada 15 kaçakçı var. Karşımda da 10 asker var. Ne yapmamı bekliyorsun Heval? Ne olacak o zaman? Malı askere hediye mi edeceğiz? Ne yapacağız? Bir şey yap. Bunları buradan çekin. Bak Bakır, beni iyi dinle. Eğer ben öleceksem senin malın da ölür. Bunu da böyle bil. Lanet olsun. Ne olmuş? Ya bu kadar stres insanı canından eder ya. Bakır ne oldu? Asker bizim kaçakçıların yolunu kesmiş. Hey, yandı gülüm keten elva ha. Bu çok kötü oldu, çok. Bakır, nereye gidiyorsun? Nereye mi? Askeri o adamların üstünden çekmeye gidiyorum. Bak bu pek realist olmadı işte ha. Bakır, ne yapacaksın? Yarım saat mesafede bir köy var. Gidip orayı basacağım. Asker mutlaka oraya gelecektir. Ne? Bakır. Bu çok riskli. Bak, iki tepe ötede benim 750 binim o katırların üzerinde. Ve asker o 750 bine el koymak üzere. Sen neyin riskinden bahsediyorsun? Sakin ol. Sakin olmayacağım Necla. Gidip olmalı oradan çıkarmam lazım. Burada vah vah ederek oturamam. Yolun açık olsun o zaman kardeşim. Yolum açık olsun öyle mi? Bundan böyle şehirde yediğim parasını Bakır vermeyecek o zaman. Hı? Bundan sonra yaralı tedavisi, sınır ötesi bilmem nesi, gerilli ailesine yardım, silah, mühimmat ödemesi diye bana gelmeyeceksen o zaman. Her koyunun kendi bacağı varsa, her koyun kendi bacağından asılacak o zaman. Miro. Hadi benim yolum açık olsun. O malı oradan çıkarmazsak bunun bedelini hepimiz çok ağır öderiz. Bunun kaçarı yok. Adamlar ciddi. İndi. Ne olacak bu böyle başyavuşum?
Mesele kilitlendi Kerkikli. Bir açıklarını bekleyeceğiz. Adamlar ne taşıyor acaba? Çay kahve olmadığına bahse girerim Osman. Bence asıl namussuzluk kadının sırtına. Dur bakalım. Onbaşım, komutan çay kahve mi dedi ya? Konuşmayın oğlu benimle. Git başka yere git. Ya ben seninle konuşmayayım, kimle konuşayım ya? Allah aşkına ben seninle konuşmayayım, kimle konuşayım onbaşım ya? Hayır, ben sana o kadar büyük bir çiğlik yaptım, affedersin. Sen ne yaptın? Tuttun benim hayatımı kurtardın ya. Ya ben sana daha ne kadar mahcup olacağım Muharrem ya? Çavuş! Şunu başımdan al ya, al! Al! Fatih, tamam lan geyik yapma artık. Hamza! Hamza! Ne? Oğlum geyik dedi de aklıma bir tane fıkra geldi lan. Bak şimdi bak. Temel'le Dursun kahvede geyik yapıyormuş abicim. Kahveci ondan sonra bunların ikisini de dışarı atmış. Fatih'cim, hava yeterince soğuk zaten. Farkındasın değil mi canım? Mahmut ne yapıyor lan acaba? Mahmut şimdi hastane personelinin anılarını anlatıyor. Ne olacak? Şazmen nesini anlatıyordur. Sait, bak bir tane daha var. Bu çok güzel oğlum. Bak bunu dinle. Bu harbi bomba ya. Ya sussana Fatih, sussana oğlum. Allah Allah. Ya Allah Allah. Ya hanım gelip de ne yapacaksınız ya? Ya bak inan bana buraları çok soğuk. Vallahi çok soğuk, gelmeyin. Yazık günah ya. Ya Allah Allah. Ya top oynarken oldu diyorum ya. Osman Kanat çok set vurdu topa, çat dedi, karnıma çarptı. Düştüm. Birazcık dinlendiriyorlar yani. Ne yapacağım sana, yalan mı söyleyeceğim ya mübarek gün? Hadi hadi. Sen İlker'le İlknur'u çok öp benim yerime. Ya kontür tükeniyor, kontür bitiyor lütfen. Eda, yine başa döndük ya. Ya gelmeyin diyorum, soğuk diyorum ya, bir şeyim yok. Bir şeyim olsa söylerim zaten. Ben geleceğim zaten, hadi. Ben de seni. Tamam, arayacağım. Hadi bye bye. Ya bacım kusura bakma, uzattıkça uzattı ya. Sen de kontrol yedik ama ben sana yüklerim ha. Yok, hiç önemli değil. Allah senden razı olsun. Ya bizim çocuklar da gelmedi. Yaptılar yine daha da mahsur mu kaldılar, çatışmaya girdiler, ne oldu acaba ya? Ya ulan hanım gelirse ben ne diyeceğim ya? Top geldi diye yalan mı söylerim Mahmut? Geldim. Geldim. Oo, hoş gelmişsin ağam. Safalar getirmişsin. Buyur. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ağam. Buyur. Buyur. Ağanın hası gitti Kalafat. Ağanın hasını beka yurduna yolculadık. Hayırlı bizimkisine. Ağamız maddesi demek lazımdı. Estağfurullah ağam, o ne biçim söz. Hele geç, buyur, buyur ağam. Etem nasıl, iyi mi? Daha iyi ağam. Bere iyileşi. Ama gönül hemen ayaklanıp kalkmıyor işte. Öyledir Kalafat.
Selamun aleyküm. Hoş geldin dedi, sefa getirdin. Kalkma evlat, kalkma. Rahatına bak sen. Hoş geldin dedi. Ver kurdan ol kızım. Nasılsın? İyiyim dedi. İyiyim çok şükür. İstirabın yok da değil mi? İyiyim. Güzel. Köpek ısırdı de geç. Her şey insan için. Kamranma. Yahya. Buyur ağam, emret. Biz deriz ki rahmetli Mursal Ağa'nın evinde tecrübeli, görmüş geçirmiş, yaşını başını almış bir kahya bulunmakta. Kaç yaşındasın sen? Epey oldu ağam sayenizde. Ulan bilmez misin sen be adam? Kanla kanı yumazlar. Husumat görmüş adamın önünden silah alınıp yürünmez kalafat. Bilmez misin sen bunu? Ama ağam sen öyle değilsen... Silah yağlamayı bırak kalafat. Kimse o kuduz ite karşılık vermeyecek. Ta ki kanun defterini dürene kadar. Anlaşıldı? Anlaşıldı ağam. Anlaşıldı. Şimdi bir kahve yaparsan içerim kızım. Tabii dede. Oman da bunun defterine kanun dürecek. Eğer ki bir parmak kesilecekse onu da şeriat kesecek. Siz de gel. Bana itiraz günün mü ha? Peki bugün senin köpürme günün mü? Bana bak. O dağdaki 750 kağıt benim param. Ondan ben sorumluyum. O yüzden bırak da köpüreyim. Ben burada Bakır Evale'ye katılıyorum. Şöyle ki bu okul mokul durumlarında bu beylerin yani marif şeylere karşı zaafları pek vardır yani. Ne zaman bir okul eylemi olsa askerin polisin hep daha çabuk geldiğini ben bizzat kendim deneyimlemişimdir ya. Bakır kardeşim bence uygundur, olur. Ya ne ya o zaman? Teneffüs olmasını mı bekliyorsunuz? Hadi. Jandarma. Seyfi. Bak bu çok kötü oldu işte. Ne yapayım Eval? Senin adam barut gibi. Geç, 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 geç. Geç. Geç çabuk, geç, geç. Alın şunları, alın şunları. Geç, yürü. Öğretiyorsun ha? Ne öğretiyorsun? Biz işimizi yapıyoruz. İş. Öyle mi? İş. Çocukları bırakın. Onlar daha küçük. Çocukları bırakayım da sana ne yapayım ha? Biz bir şey yapmadık. Suçsuzuz. Ben de suçsuzum. Bakır. Ne var? İşi büyütme. Çoktan ihbar etmişlerdir bile. Bırak. Necla, ben senin hesabını tutuyor muyum ha? Tutmuyorum. Benim işime karışmayacaksın. Bir kez daha söylüyorum. Bakır yeter. Necla, bir kere daha çeneni açarsan çok fena olur ha.
Ne? Bıktım ya, bıktım be. Bu benim operasyonum, anladın? Benim operasyonum. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bunu yapmayacaktın. Necla, ne istiyorsam onu yapacağım. Zaten hayatım katır sırtım sarmış. Ne istiyorsam onu yapacağım. Şimdi yavrularımız günün ilk dersini öğrensinler bakalım. Söyledi. Evet komutanım. Jandarma acil çağrı aranmış. En yakın birlikte bizimkilermiş komutanım. Durali başçavuş mu? Evet komutanım. Yıldız bir, Yıldız. Yıldız bir dinlemede Yıldız. Sarısu köyünde okul baskını Yıldız bir. Hemen oraya intikal edin. Yıldız şu an takibat halindeyiz. Tekrar ediyorum, şu an takibat halindeyiz, tamam. Orayı terk edip hemen köye intikal edin Yıldız bir. Emir bu şekilde. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Yıldız, tamam. Komutanım. Emri duydun Osman. Komutanım, bizi buradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Oyna bile olsa yapacak bir şey yok. Ellerini kollarını sallayarak gidecekler komutanım. Hazır olun çocuklar. Bizimkiler okulu basmış. Tamamdır bu iş. Şunlara bir daha hatırlat o zaman. Bir an önce defolup gitsinler. Tamamdır Haval. Yürü. Bırak beni. Allah aşkına bırak beni. Ben hiçbir şey yapmadım. Kapa çeneni de yürü. Vay alçak vay. Bak da gör komutan. Oradan çıkıp gitmezseniz neler oluyor? Ulan o masumlardan ne istiyorsunuz? Şimdi biz buradan çekip gidiyoruz. Eğer gelen ufak bir müdahalen olursa... Kalan buradaki 13 adamın cesetini sırtına verir yollarım seni komutan. Anladın mı? Anladın mı beni komutan? Kabul ettiğinizi söyleyin komutan. Bu herifler de ellerini kollarını sallaya sallaya gitsin, öyle mi? Komutanım, zaten geri çekilme emri aldık. Bu herifler bu kadar uğraşıyorsa belli ki yükleri kıymetli. İlk önce burayı bitirelim, sonra köye gideriz. Osman, ula bunlar katliam yapar burada ya. Sırf gözdağı vermek için iki kişiyi pat diye öldürdü. Oradaki 13 kişinin 13'ünü de öldürürler bunlar. Nasıl bakacağız icabına? Vurarak komutanım. Vurarak mı? Ulan say ki birini vurdun. Kalan ikisi öbürlerini öldürmeyecek. Eğer üçünü de aynı anda vurursak komutanım, kimseyi öldüremezler. Üçünü mü? Vakit kalmadı komutan. Bak boğazlamaya başlıyorum. Sonra sorumlusu sen olursun ha. Götürün ula. Alın götürün herkesi. Yalnız bir tanesine dokunduğunuzu görürsem çökerim tepenize ona göre. Bu sana bağlıdır komutan. Eğer en ufak bir hatan olursa... Buradaki bütün adamları öldürürüm. Katırları da öldürürüm ula. Şimdi gidebiliriz. Harekete geçmezler değil. Güveniyorsun yani. Merak etme sen. Hiçbir tim komutanı 15 adamın cesetiyle bir ligine gitmeyi göze alamaz. De hadi yürüyün la.
Al şunu al. Şimdi gözün falan görmez senin. Alt etmişsin sen. Ben o işi altı patlarla bilen yaparım malim Allah. Tabii tabii. Çocuklar dürbün taktınız mı? Hazırız komutanım. Komutanım. Hazır olunca Osman. Taner, Muharrem. Emret komutanım. Emret komutanım. Kafilede üç tane silahlı var. Öndeki benim. Ortadaki Kerkük'ünün. Soldaki sizin. İkiniz de aynı anda ateş edeceksiniz. Birinizden biri vurur. Emredersiniz komutanım. Güzel. Çıkıyorlar komutanım. Ben uç deyince. Bir. İki. Üç. Ben vurdum Emmor. Ben de vurdum onu. Tamam çevirin. Lens mi var lan senin gözünde? Yıldız Yıldız bir takibat tamamlandı. Köye intikal ediyoruz tamam. Taner! Ne yaptınız ula? Bulamadınız mı bir şey? Hep aynı şeyler var komutanım. İşte her zamanki gibi elektronik eşyalar var komutanım. Çin malı şeyler. Çay var. Bir de sigara varmış komutanım. İyice bakın ula, iyice bakın. Emredersiniz komutanım. Başım. Ne var lan katil herif, ne var? Osman Kanat bana niye bakıyor? Ya inşallah seni şöyle güzel bir oyacaktır. Ondan bakıyordur yani Fatih. Ne bileyim lan ben, ne bileyim? Eyvallah ya başım. Vallahi çok sağ ol ya. Ağzından bal damlıyor yani senin bugün. Fatih. Emredin komutanım. Gel buraya. Emredersiniz komutanım. Vallahi da çağırıyor vallahi. Vallahi da çağırdı. Bir düzgün yürü lan. Emredersiniz komutanım. Fatih. Şimdi ben mal taşımak istesem. Bu katırlarla. Neresine saklarım malı? Mal derken komutanım? Mesela seni bir yerden bir yere taşımak istesem Fatih. Gerizekalı. Ne bileyim toz, böyle ot, onun gibi şeyler. Aşk olsun komutanım ya. Ne aşk olsun lan? Ne aşk olsun? Yani böyle ot deyince, hap deyince hemen akla Fatih mi geliyor yani? He? Fatih narkotik köpeği mi komutanım? Narkotik köpeği mi Fatih? Allah aşk olsun ya. Fatih sana buradan bir yüklenirim var ya. Başlatma lan aşkından. Git ara şunları. Ben bir bakayım o zaman. Emredersiniz komutanım. Osman, geç kalıyoruz la. Köye gitmemiz lazım. Hadi. Hemen toparlanıyoruz komutanım. Taner. Emret komutanım. Fatih burada kalsın. Aramaya devam etsin. Sen üç adamla beraber kaçakçıları götür. Bizimle köye gelecek olan arkadaşlar son hazırlıklarını tamamlasınlar. Emredersiniz komutanım. Güzel. Fatih, ne oldu bir şey buldun mu? Vallahi komutanım, hayvana yutturmuşlardır belki dedim. Ağzının içine baktım, belki bir parça bir şey kalmıştı diye. Yok, her an her yere sokmuş olabilirler yani. Bakalım. Ya öyle bir şey ki, kendi şeylerine bile şey etmiş olabilirler. Öyle değil. Ne
Ne? Bilerek bunun altına zulalamışlar ki hayvan yükü düşürse bile mallar sağlamda kalacak komutanım. Komutanım. Bulduk. Birilerinin neyi cötmesi lazım, bilmiyorum artık. Telsizi duyan yok mu? Ne zaman gelirsiniz? Komutan! Telsizden çağrı yapıyorlar. Ya beni duyuyor musun siz? Kimse yok mu oğlum orada? Cevap ver Kerkülü. Geliyoruz da. Evlah uyanmasın eşyola şey. Bak eğer oraya gelirsem o telsizi kafanıza parçalarım ha. Esker bakışın imtana. He? Anlamadım. Bu esker bakışın imtana. İyi çabuk olun. Şimdi olabildiğince hızlı köye varmamız lazım hadi. İşi de psikopat çavuna dönüştürdün ya Bakır. Necla, bu benim işim. Ya şu kızgınlığa ara verseniz. Asker çekilmiş, ekip geliyor işte. Oh be, nihayet. Çocuklar çok üşüyor. Onları bırakın, ben kalırım. Yeter Bakır, yeter! Necla, öldürürüm seni. Anladın? İşime karışmayacaksan öldürürüm seni. Acıktın mı babacığım? Hayır kızım, sağ olasan. Canım da bir çay çektiydi ki. Kalbimi mi okudun, nedir? Benim şimdi çıkmam lazım. Sen sıkılmazsın değil mi? Yok, yok. Biz sıkılmayı unutalı. Epey oldu kızım. Nene, ben bakarım. Kim o? Kim o? Esat Kızılay burada mı? Siz kimsiniz? Esat Bey bizi tanır. Kapıyı açın. Bana kim olduğunuzu söyleyin. Kimsiniz? Kimmiş onlar bala? Geride dönün. Kimsiniz? Nene polisi çağır. Hemen. Hemen çağırır abi. Gitmişler komutanım. Belliydi zaten. Hemen şu çocuklarla ilgilenin. Vaziyet alanlar pozisyonlarını korusun. Osman sen de müdür beyle köylüyle bir konuş. Meselenin özünü anlayalım. Allah bu günahsızlardan ne istediniz ya? Bunu da ettiniz yanlara. Allah'ım kahret onları ya. Kahret onları ya. Kahret onları. Osman Bey o da uzun uzun geçsin. Bize gelince de sen Bülent git araba bul. Hop araba buldum.
Sen Bülent git. Hadi bakalım yola gidilecek. Koştu koştu git. Sen Bülent git dükkanı aç. Hop dükkanı açtım. Ya adalet mi bu koca anam ya? Gözünü seveyim ya. Ya ne edecektik de bestedik ha? Ne edecektik? Ana baba kardeş böyle günlerde belli olmaz mı? Geçeceğiz hayırlısı kızı isteyeceğiz işte. Ay yakınıp durma sen de. Ne var canım? Yani şimdi arabayı tabii kimse istemiyor. Sen Bülent istiyor o şeref ayısından. İbrahim, sen niye öyle gaygısız gaygısız oturuyorsun ha? Oğlan ne dedi? Der akap buraya gel dedi. İki elin gamda olsa gel dedi. Bizim hemen yola çıkmamız lazım. Ya Fatma tedarimiz yok. Ya Osman hemen gelin dedi verirse can kurtaranlar itfaiye birinden mi gelin diye verdi? Ha, değil mi? Ya bekle üç aylığımızı alıp tedarik eder. Hazırlık yapar gidiveriz ya. Emir edeyon dedi İbrahim. Duymadın mı sen? Aciliyeti olmaz emir edeyon değil mi hiç? Ya Osman emir ediyor da İbrahim ne ediyor? Ha ben ne ediyorum? Ben ne ediyorum? Ya düşünüversene. Bak hacca gideceğiz değil mi? Hacca gideceğiz. Efendim yola gideceğiz. Arabaya benzin alacağız. Dükkana mal alıvereceğiz. Değil mi efendim? Üstüne üstlük Osman'a kız alacağız. Kız atakı alacağız. Bu tavşanların torununu bekleyeceğiz. Ay aşk olsun baba. Ne demek öyle tavşan falan? Bunlar hepsi mesaret Fatma ya. Bunların hepsi mesaret. Yalnız koca baba sen öyle bağırma da senin yüzünden bu bebek gergin bir tip olursa külahları değişiriz. Açık konuşayım yani. Ya İbrahim ne yapsın buna? Ha? İbrahim ne yapsın buna ya? Hadi hadi kızarıp durma öyle. Hadi. Kalk kalk işin çok var. Hazırlık yapacaksın hadi. Yürü Serbilant'a gidin gari. Hadi gidin gari gidin hadi. Ya ben ölemde kurtulayım ya. Hakikaten ölemde kurtulayım ya. Ölemde kurtulayım ya. Ya benim karnım acıktı ya. Kursam kurudu. Bir şeyler yiysek. Hadi kocuğum kalk. Geliriz dükkanı. Hadi. Kalk, kalk. Ne dükkanı ben? Sen git dükkanı. Ben evde yiyeceğim. Hadi. Şu Meret'i de sabah ilk iş def edelim başımızdan. Bu zehrin kıymeti ne kadar acaba Teğmen'im? Takdir edilen bildi mi? Vallahi en az bir 500 bin eder. Ya da 1 milyon. Ya ne bileyim bilmiyorum ki. Vay anam, vay nenem, vay dedem, vay büyük dedem, vay daha büyük dedem, vay vay vay. Paraya bak ya, paraya. Paraya? Demek bütün bu okul eylemi bunun içinmiş ha? Vallahi öğretmene yazık oldu be komutan. Talebenin dediğine göre orada didişmişler birbirleriyle. Şehit olan öğretmen için bir tanesi öbürüne posta koymuş. Bu gece uyumayacağız artık bu lanet şeyi yüzünden. Pişt. Nasıl buldu ama tozları çakan? Ben hep diyorum abi, her işin bir erbabı olacak. Bununki de Fatih diyorsun. Zehir uzmanı Fatih. Tabii oğlum. Senin aklına gelir miydi Fatih'in baktığı yerler? Fatih, hakikaten abi ya. Yani kokusunu mu alıyorsun? Nasıl oluyor? Abiler, siz şimdi sırıtıyorsunuz ama 10 adım ötede, o odada tam 1 milyonluk mal var abicim. 1 milyon. O kadar eder mi lan hakikaten? O kadar eder mi? Vallahi çavuşum. Daha pahalıya bile kaptırabilirsin, öyle diyeyim sana yani. Hayır, tarife buradan uzaklaştıkça yükseliyor çünkü. Yani deli para ya, deli para. Nereye uzaklaştıkça? İşte Avrupa, Amerika, Patagonya, Ukrayna, kutuplar. Canın nereye çekerse Hamza. 1 milyon desek. 20 kişiyiz. Böl 20'ye. 1 milyon bölü 20. Adam başı 50 kağıt. İyi, iyi, iyi. Bence çok iyi çavuşum. Abuk sabuk konuşma lan. Yok ben öyle matematik şey diyeyim dedim yoksa ne yapacağım? Fatih! Buyur onbaşım. Adamın ham maddesi, benim veli nimetim buyur. Aşağı inersem seni ikiye böleceğim, bir güzel ayıracağım, o zaman göreceksin. Çarpmayı bölmeyi bırak, usul usul uyu aslanım. İyi geceler. Thank you.
Sabah içeri girecek galiba. İnşallah. Yakışır Sait'ime. Ya abi kurbanın olayım ya. Ekmek arası bir şey söyleseydim. Ya kuru kuru olmadı ki böyle. Ya Seyfi, üvey annem gibi karşıma geçip ne dırdır konuşuyorsun ya? Eşek yüküyle para uçtu gitti. Yani böyle bir model yok Seyfi. Böyle bir model yok. Eşekle, katırla, atla... Cahil cühele adamla ne devrim finansmanı yapmaya çalışıyoruz. Bak 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 bak. Bir de üstüne üstlük Necla ile Miro. Hani sanırsan hani tilki dereyi geçememiş de kuyruğuna teneke bağlamış. Böyle bir model yok kardeşim. Vallahi yok. Yalnız sen Necla yenge vurunca hakikaten şaşırdı abi. Başlatma lan yenge teyze muhabbetinden. Cıvık cıvık konuşup durma karşında. Çık dışarı. Bir şey daha soracaktım abi. Ne? İtirafçı bir kız var. Eskerin biriyle fingirdeşmekteymiş. Otele yerleştirmişler. Ben de bizim adamlardan bir tanesinin peşine taktım. Yani haberin olsun diye söylüyorum. İyi söyledin işte. Hadi git. Hadi çık dışarı. İçki getir, içki! Ne istiyorsun? Ela abla aç bir dakika. Eğer ses edersen vurarım seni. Harcaram, tamam mı? Ne istiyorsun benden? Polise ne anlattın? Jandarmaya ne söyledin? Sen kimsin? Ben senin ecelin hem ulan. Bana cevap ver. Ben bir şey demedim. Ben seni konuştururum. Daha sabaha çok var he. Yani bol bol zamanımız vardır diyor. Her şey için bol bol vaktimiz vardır. He? Gel buradan, gel. Kesin lan sesini. Kardeşin anan, bizde TC ile kırıştır. Bize gelince mi kapalısın lan? He? Bırak beni. Ya... Ne oluyor burada? Hiç. Yok bir şey. Bana saldırdı. Polise haber verin. Ben tanımıyorum bu herifi. Eğer ki buradan polis aralırsa biz de buraya polis deriz. Ona göre muamele ederiz. Sen bilirsin. Sen de boşalt odayı yarın. Ama polise haber vermeyecek mi sen? Bir de onlarla mı uğraşacağım kardeşim ya? Allah Allah. Polisle molisle uğraşamam, kusura bakma. Yarın boşalt odayı, o kadar. Hakan Demir'i anladık. Siz nereye? Bizim Kerkük'le işimiz var komutan. Ben Tugay'a gidiyorum ama. Hüsamettin Baba'yı göreceğim. Evet, ben de göreceğim onu. Öyle mi? Takdir edersiniz ki benim de onlarla olmaklığım icap etmekte başlamışım. Tabii canım, tabii. Tabii. Sen nereye ulan?
Benim çizi de sorun mu? Adam kısa bağlanmış buzağı gibi ilçeye habire dön babam dönüp duruyor. İyi hadi gidin bakalım hadi. Hadi eyvallah başlıyorsun. Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol size de. O uşağa da uğrayın. Patlamıştır sıkıntıda ne o hastanede. Doldurur diyeceğim ama yani fazla şamanist bir yaklaşım olacak ha. Doludur hele de gel. Ya şunu indir de konuşalım be. Yani dünden beri konumumuzu değerlendiremedik ha. Bir görüş alışverişinde bulunamadık Necla. Bakır'ı dün çok negatif buldum canım. Yani yapmış olduğu herzeyi de pek beğenmedim. Sen de bozuldun ama öyle değil mi Necla? Bak istersen yani bu durumu bahane edip bu Bakır'ın homurdayan kafasını birlikte uçuralım ha. Ne diyorsun? Öyle bir şey olacaksa bunu ancak ben yapabilirim Miro. Sen sakın bu işe karışma. Ve bu konuyu da bir daha asla açma. Ya yani bazen düşüneyim de. Evrimsel dizgenin en şanssız halkası gibi görüyorum kendimi. Ya düşünsene. Doğa sen tut. Bu adama böyle muazzam bir çene ver. Ama gel gör ki konuşacak ortam sağlama yani. Albayla ne konuşacaksın Osman Bek? Özel. Allah Allah. Nasıl özelmiş bu? Tayin mi istiyorsun yoksa? Hayır. Esma'yı istiyorum. Ne? Ne dedin sen? Duydun işte. Esma'yı isteyeceğim. Esma mı dedin? Tüy senin muhannet adam. Tüy senin nimeti küfran seni. Ya biz koyunumuzda yılan mı beslenmişiz ya ha? Kerküklü. Bak gel uzatmayalım. Annemlerle konuştum. Yavuz Er Albay da orada olacak. Allah'ın emri peygamberin kabriyle Esma'yı isteyeceğiz. Buna da mı karşısın ya? Ya bu indi mi söylenir böyle damdan düşer gibi? Aynı şeyi Milli Eğitim Müdürü'ne yaptın mı abi? Aynı postayı ona da koydun mu sen? O başka. Buradaki tek başka adam benim abi. Ben Esma'yı isteyeceğim. Ya sen böyle ılımlı, pozitif dayı olursun ya da seni o kulağa sokarım abi. Alim Allah ben de sana şöyle çıktı. Annem baban da mı gelecek? Evet. Yani böyle abuk sabuk bir muhabbet değil değil mi? Kerkül ya of. Peki Esma'nın haberi var mı? Ha? Esma'nın haberi var mı dedim. Yok. Yandın sen. Esma ile de konuşmak lazım tabii. Yavuz Er Albay da beni bekliyor şimdi. Yürü, yürü, yürü. Oho, bunun da böylesi evlenecek. Ey yarabbim ya Resulallah. Of of, aldık başımıza belayı. Haydi bakalım hayırlısı. Hah, işte Serbülent de geliyor. Hah,
Konuştun o zevzekle oğlum. Konuştum kocanım, konuştum. Heh. Ya Zeliha'm, şuradan zahmet olmazsa bana bir gazoz verir, boğazım kurudu iyice. Ya su içe versene be evladım. Ha? Böyle sosyetik olma. Sen anan karnında gazozla mı doğdun? Ya koca baba, biz o kadar yolu boşuna mı deptik? Allah Allah. Ya sen de bu aralığa iyice eli sıkılaştırdın yani. Ha? Kefenin cebi yok, söyleyeyim, kefenin cebi yok. Lan de pestelik. Ne dedi söylesene Şeref? Ha ne dedi? Ya bu sefer yani beleşe vermem dedi kocanım. Ne demek oluyor bu? Yani para isteyeceğimmiş. Yani kiralama maksatlı şeysi gibi. Heh, iyi gari tamam. Araba işi de oldu gari. Hadi gaz verin. Kalk 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 kalk. Çok işimiz var kızım. Toplanacağız daha toplanacağız. Hazırlanacağız. Hadi biz gidelim gari. Hadi. Ya araba işi oldu diyorum. Alo Fatma araba işi. Ya ya ne edeceğiz biz şimdi ya? Bak gördün mü sen? Kaç para istiyor bu adam? Yani 450 gayme dedi emme. Ben 300'e bağladım. Ya eşkıya bu adam ya. 300 kaybı. Arabanın kendisi 300 etmez. 300 mü dedi, 300 bin miydi? Kaç dedi? Ya 300 TL koca baba ya. Ya, ya bak Osman işi var, yol işi var, kız isteme işi var. Arkadan bir de hac işi. Ben yandım arkadaş, yandım ya, yandım ben ya. Ay bana bir şey oluyor, tansiyon bir şeydi benim. O nasıl söz İbrahim Bey? Ağzınızdan yel alsın. Ses. Helma Hanım. Yani affedersiniz ama istemeden kulak misafiri oldum İbrahim Bey. Şey yanlış anlamazsanız eğer benim bir miktar öyle mütevazi tasarrufum var İbrahim Bey. Yani öyle atıl duruyor. Tasarruf mu oldu? Evet tasarruf İbrahim Bey. Onu alın İbrahim Bey. Alın. Yani benim sizin böyle kafeste biçare aslan gibi çar naçar gezmenize gönlüm razı olmaz İbrahim Bey. Sait, sen beni kantinde bekle. Ben birazdan gelirim, tamam? Komutanım, istiyorsanız ben gideyim mi? Oğlum bak. Bu iş halledilene kadar, çözülene kadar bu kızla tek başına görüşmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım bir çay iç şimdi. Ben geliyorum birazdan. Benim zaten dizlerim titriyor burada. Gir! Gel Teğmen, otur. Evet. Nedir bakalım bu özel mesele? Komutanım, ben şöyle izah edeyim size konuyu. Kitabı cümle kurma yalnız. Mevzuyu doğrudan anlatman olur. Emredersiniz. Şimdi komutanım, bizim yaş belli bir noktaya geldi, dayandı. Biz de düşündük ki yani bu şeyde yani... Hani biz karakolda kalmaktan falan da şikayetçi değiliz kesinlikle ama yine de... Ev var ki ihtiyaç diyorsun yani. Evet komutan, evet. Güvenlik meselesi ne olacak o? Yani emniyetli bir iş yapmak lazım oğlum. Buralar malum. Güvenlik konusunda da komutanım... şimdi biz ikimiz de asker olduğumuz için yani iki tarafta asker olduğu için... hani o konuda çok fazla bir problem, bir sıkıntı yaşamayız diye düşündük komutanım. Peki o çocuk ne diyor bu işe? Çocuk. biz onunla da konuştuk komutanım. Onun da isteği arzusu bu yönde. Ama tabii hani görenek itibariyle konuyu benim size arz etmemi konuştuk. O yüzden ben bugün... Geçim meselesi ne olacak? Geçim derken? Süleyman Kerkükçü. Ne kadar maaş alıyor? Süleyman maaş mı komutanım? Evet. Süleyman'la ev tutmayacak mısınız oğlum siz? Süleyman'la ev... Bir de Süleyman
Kerkükliler. Allah Allah. Sabahtan beri ne konuşuyoruz oğlum burada biz? Ne konuşuyoruz komutan? Osman, bana şöyle okkalı bir yumruk atabilir misin acaba? Estağfurullah komutanım, niye yapayım öyle bir şey? Hayırdır, ne oldu? Süleyman nerede? Kerkükli. Evde de herhalde, bilmiyorum neden. Hiç, hiç. Ha ben niye beceremiyorum bu işleri ya? Hayır, ben neyi beceremiyorum yani? Ha, ayda dururken ben niye Süleyman'la eve çıkıyorum abi? Kerkükli'yle. Gerçi pek tipiniz değil ama. Hadi neyse. Yok abi yok. Kesin bende bir şey var ya. Kesin yani. Komutanım bu arada nasıl? Pek havasında değil galiba. Kim? Hadi. Yok yok. Aksine şeker gibi. Giren herkesin yuvasını yapıyor maşallah. Ne güzel. İşler sana mı kaldı Fatih? Ya Saffet, benim bu karakolda yapmadığım işim var be abicim. Ben bildiğin Joker Fatih'im yani. Yakıştı ama yakıştı. Güzel ne yakışmaz oğlum? Tamam devrim. Uygu durumları var, onları saydın mı? Ya hayır, kademeye kayıtlı olanlar var. Bir de bu roller için gönderdikleri var. 2009 tertip ya, biliyorsun da. He? Tamam. Tamam, kayıtlı bende. O da var, tamam. Tamam. Canlı hayvana geçme, dur şunu bir bitirelim ulan. Ya. Ulan ısmarlarız tabii devrim ya. Dediğin lafa bak. Hayır, şunu bir temiz bir şekilde devredeyim de hayırlısıyla. He. Hayır, onları bu şey için kullandık ya. Bizim helikopter pisti için kullandık da. Tamam. Tamam devrem, tamam. Tamam. Murat binbaşıma selam söyle. O kadar da hıyar değiliz be. Sen ne yapıyorsun ulan burada? Komutanım, size çay getirdim. Eyvallah, sağ ol. Bir de öyle etrafı falan temizledim. Etrafı? Neyi temizledin ulan? Ya işte masayı, sandalyeyi, etrafı, hatta kendimi. Ya ne bulduysam temizledim işte komutanım. İyi. Sait bak, abartmak yok, tamam mı? Yok komutanım. Şu işi de bir an önce bitirelim artık. Bitirelim komutanım. Ha, geliyor. Geliyor komutanım. Ya ne oldu sana? Ben artık dayanamıyorum. Tamam Fidan, tamam, bak merak etme, tamam mı? Her şey güzel olacak. Merak etme. Ya vallahi adamın çay ısmarlayacağı tuttu bana. Hayır yani neredesin? Ben de onu diyorum. Yani şimdi normal şartlarda vallahi bu görülmedik bir şey. Yani bir albayım mesai saatleri içerisinde bir uzman jandarmaya böyle çay ısmarlaması, laklak etmesi vallahi görülmemiş bir şey yani. Ama oldu. Çiçek. Neler söyledin dayıma? Bir şey söylemedim. Vallahi iftiradır ha. Söylememişimdir yani. Kesin söylememişimdir. Ne demişim? Of! Yani dayımla ne konuştun? Ayrıca bu konuyu albayla da mı konuştun Osman? Heh,
Ben de bunu konuşmak için aslında seni çağırdım. Aradım yani. Yani beni dayımdan, keklik nenemden, albaydan istiyorsun ve benim haberim yok. Yani beni benim dışımda herkesten istiyorsun ve benim haberim yok. Öyle mi Osman? Hayır. Ya ben de tam bu konuyu konuşmak için seni aradım diyorum Esma. Aa. Sence bunu en son benim duymam doğru mu Osman Bey? Ha? Doğru mu? Bana öyle dayın gibi Osman Bey falan deme. Bana öyle dayın gibi Osman Bey deme, sinir oluyorum o lafa. Mesele dayım değil. Sen kimi kimden istiyorsun be? Ayrıca niçin benim bundan haberim yok? Ha, Milli Eğitim Müdürü gelip isteyebiliyor ama. O medeniyet çünkü. Milli Eğitim Müdürü gelip isteyip bravo. O isteyebilir, ben isteyemem. Bunun o meseleyle alakası yok. Var. Yok. Ayrıca kimi kimden istiyor ya? O lavuk, o denyo, o hırt kimi kimden istiyor ya? Anlamadım gittim. Ayrıca benim Milli Eğitim Müdüründen neyim eksik? Allah'ını seversin Esma. Benim Milli Eğitim Müdüründen neyim eksik? Lütfen. Çiçeğini almaz mısın? Sen var ya, öldürürsün adamı Osman. Ayrıca ben evet albayla konuştum. Evet konuştum albayla. Ben dedim ki albayıma, ben dayısına dedim. Yani bu kadarını söyledim albaya artık. Ne? Ya bütün çocuklarım sana benzerse? Fena mı? Düşünsene böyle 3-5 tane küçük küçük Osmanlılar dolaşıyor etrafta. Çiçek. Ha bu arada annemler bugün yola çıktı, haberin olsun Esma. Yarın buradalar o zaman. Evet. O kadar çabuk mu ya? Evet. Ama hiçbir şey vakit kalmayacak Osman. Kalır. Hiç dert etmeyeceğim. Kalır. Ya Esma, sana da çiçeği veremedin bir türlü, sana alsın. Çiçeği. O yar benim yüreğimde yaralar açmış. Sepeti koydun değil mi oğlum? Koydum kocanım. Her şey tamam değil mi Semiren? Her şey tamam. Her şey tamam koca babam. Sen hiç merak etme. Bir çift de zincir aldık mıydı? Sen o zaman seyret hızlı ve öfkeli bir şey. Serbülent gururla sıla. Vay anam vay. Selia güzel kızım benim. Eve mugayyet ol mi kızım? Kendine de dikkat et gayri. Bir bak. Sen artık yürü gibi kızısın. Ona göre mi kızım? Ağır şeyler yapma sakın. Yapma. Yavrum benim. Hadi. Tamam teyzem tamam. Merak etme. Gözün arkada kalmasın. Ya Fatma. Bak uçak teyarisinden gidiverecektik ya. Senin şimdi bu abuk korkun yüzünden dünya yol şeydi vereceğiz ya. Gideriz İbrahim gideriz. Yavaş yavaş gideriz gari. Sen demiyor muydun uçak tayyarı çok pahalı diye? Ya şimdi canım paranın ne önemi var değil mi? Bizim emniyet şeyimiz önemli burada. Hadi gideriz gari hadi. Hadi üzülme sen. Gideriz. Hadi bakayım. Hadi. Oo, bismillah. Şimdi güzelim. Beni bak. Şimdi biz buradan topukladığımız dakika sen ne yapıyorsun? İçeri giyeceksin, öyle ayaklarını uzatacaksın. Ta ki ne zamana kadar ben geldik diye goruna calana kadar, tamam mı? Tamam mı Zeliha'm? Ha? Tamam mı hayatım? Hadi bakalım. İlahi Serbülent. Hadi dikkatli kullan. Hadi merhaba bakayım hadi. Hadi. İyi olasın Satem, iyi. Bu havalinin paralı dulları feda olsun sana nasıl Satem? İdolümsün idolüm. İyi olasın Satem. Sus, zevzek. Boş boğaz. Çenesi düşük. Sus. Haydi. Su gibi git, su gibi gel. Tamam işte Sait. Bu otel daha iyi oğlum. Artık gerilme yani. Tamam? Ya, elimi çabuk tutmam lazım komutanım. Ya tamam elimi çabuk tutacaksın da yani bir yanlış yapma bu arada. Yani ne bileyim önce bir kendi aileni ara, bir kızın ailesini ara. Ya madem kararlısın bu işler böyle. Böyle yapacağız. Ya sen Allah razı olsun komutanım. Ben senin hakkını nasıl öderim ki? Ya boş ver şimdi. Hadi Tugay'dan bekliyor. Gidelim. Komutan. Sizi gideceğiniz yere bırakalım mı? Hayır, hava soğuk. İnsan askerine kıyamıyor. Yok kardeşim, istemez. Komutan, yani asker heder olsun istemiyoruz. Anlıyorsun?
Hani misal. Ya bunun da uğraştığı kıza baksana ya. Sait. Sait. Hayır, dağda başına gelmeyen kalmamıştır bu kızın ya. Hani gelin desen gelin de gel. Kız desen kız hiç de gel. Kusura kalma da sende de ne mide varmış be kardeşim ya. Durdurun lan! Sait! Sait! Lan. Sait! Sait! Durdurun lan! Sait! Tamam. Dinle beni. Bana. Ya bana bak. Bu otelde de rahat durmuyordur ha bu kız. Sait! Sait bana bak! Bana bak! Sait bana bak! Bana bak! Bana bak! Eğer buradan bir adım ayrılırsan Emre itaatsizlik sana. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı asker? Emredersin komutan. Sen her konuştuğunda her yere pislik bulaşıyor. Farkındasın değil mi lan? Asıl senin bu oğlan pisliğe bulaşmış. Hem de boğazına kadar. Gel, dur, gel. Nasıl üst üste bayrağı öyle gebertir? Sen kime davrandığının farkında mısın? Köpek! Bas git lan. Bas şimdi lan. Lan bir daha çıkma lan karşıma. Bir daha çıkma karşıma, anladın mı? Yürü git şimdi başka yerde otla. Yürü Sait. Ne var lan? Esat Kızılay bu mu? Evet. Ve? Benim görevim belli. Sen neyin peşindesin? Ben derim ki... madem bu işi yapacaksan... faturayı toplu keselim derim. Hepsini. Kedilerini bile.